Herkese merhaba ve Continuum'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle geçen bölüm çok büyük bir sorunla karşılaşmıştık. Direkt eşyalarımızın tamamı gitmişti ve kurtarmanın pek bir yolunu bulamamıştık. Şimdi bu bölüm mutlulukla söylüyorum ki onu düzelttim. Nasıl düzelttiğimi size söyleyeceğim biraz ilginç bir şey hiç aklıma gelmezdi. Çözümü kendim buldum açıkçası uğraşıyorken. Bugün sabahtan beri uğraşıyorum bir sürü bir şeyler deniyorum. Hiç aklıma gelmeyecek bir şeyden çözüldü. Fakat yine de bana hem yorumlardan hem başka yerlerden bana ulaşılması mümkün olan her yerden bir sürü yardım etmek insan, isteyen insan mesaj attı. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edebileceğiz şimdilik Continuum'a. Şimdi klasik bu arkadaşların ikisini birbirine kabloyla bağla. Ondan sonra ne bileyim yeni disk tak, başka bir yere koy, yenisini üret falan diyenler oldu. Eğer benim geçen bölümde yaşadığım sorun sizde olursa bunları yapmanız hiçbir şey değiştirmeyecek. Nasıl bağlarsanız bağlayın, kaç defa üretirseniz üretin, başka oyuncu girerse girsin, ne olursa olsun burada eşyaları göremiyorsunuz. Çünkü ilginç bir şekilde bozulan şey dünyanın save'indeki bir şey değil. Yani bloklar değilmiş. Aynı şekilde oyuncu dosyalarını da yenilemek bir şey değiştirmiyor veya düzeltmiyor. Çünkü bozulan şey o da değil. Ve yine aynı şekilde geçmişteki bir save'i atmak bile düzeltmiyor bu sorun olursa. Geçmişte yedeklediğiniz bir save'i kullanmak bile. Çünkü geçen bölüm kullanmayı denemiştim, düzelmemişti. Çünkü burada ilginç bir şekilde bunların gözükmemesinin nedeni, gözükmeyince bozulan şey Forge'un kendisi. Server kurarken biliyorsunuz Forge Library dosyaları var, onları indirir. Şimdi normalde mod paketin yeni bir versiyonuna geçirirken... Direk e, değişen dosyaları atarsınız, açarsınız aynı library dosyaları kullanılır çünkü genellikle aynı Minecraft versiyonunda aynı forge kullanılır. Ama bütün library dosyalarını silip yeniden indirtirseniz düzeliyor. Yani bu modun bozduğu şey Minecraft forge'un kendisi başka hiçbir şey değil. Yani bu da demek oluyor ki bunları nasıl bağlarsanız bağlayın hangi oyuncu girerse girsin nasıl bağlanırsa bağlansın kaç kere açıp kapatırsanız kapatın düzelmiyor. Kaç kere yeni server kurarsanız da düzelmiyor aynı library dosyalarını kullandığınız sürece sadece library dosyalarını silip yeniden indirmeniz gerekiyor. Bunları anlatıyorum çünkü e, sizden de eğer bu sorunun başına gelir gelen olursa düzeltebilsin diye çünkü olabilen bir şey yani bana oldu niye başkasına da olmasın sorun buymuş. Aklıma gelmezdi hiçbir modun library dosyalarını bozacağı ama bozabiliyormuş anlaşılan yani evet burası böyle. Artık kendimize Matter Fabricator yapalım ha. Geçen bölüm hesaplamıştık tam kaç tane yapacağımızı hatırlamıyorum. Ben grey die koydum buraya. Şimdilik ee, 4 tane... ...Energy Crystal Blue Empowered haline getireceğiz. Umarım yeterli olur. Evet. Ee, şimdi... ...aynı zamanda şunları da şuraya atalım. Güzel. Kaç tane peki Black Quartz'ımız var? Quartz'larımız yeterli olacak mı? 25 tane var. Hmm. De 30 tane advanced coil yapmışız zaten. Yeter ya. Yeter yeter. Şimdi bunlar oluyor. Bunlar bizim ihtiyacımız olan ilk şeydi. Şu anda biz bataryaları yapıyoruz. Daha sonra bataryaları enerji kristaline dönüştüreceğiz. Sonra onları kullanarak kendimize bir lapatronik enerji orb yapacağız. En başta. Şimdi onu yapmak için öncelikle bize iridium alloy plate gerekecek. Bir tane burası için ve bir tane de burası için. İki tane iridium alloy plate yaparak başlayalım yani. Şimdi işin üzücü yanı platinum cidden çok nadir çıkan bir şey. O kadar nadir ki elmas falan hiçbir şey yani. 1 ee, bir tane ridyum 64 tane elmastan daha zor bulunan bir şey sayılabilir şu anki durumumuzda. Ve bu da demek oluyor ki tabii ki yeterince ridyumumuz yok. Sadece bir tane ridyumumuz var. Bir tane de pulverize ridyumumuz var. Bu da demek oluyor ki 3 tane ridyumumuz var ki bize 8 tane gerekiyor. Peki bu kadar nadir bulunan bir şeyi nasıl bulacağız? Eğer bu kadar az ridyumumuz varsa Şimdi kulağa kötü geliyor ama üretmemizin birkaç farklı yolu var aslında. Daha doğrusu iki tane var şu anda bizim yapabileceğimiz mümkün olan. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Birincisi şey yapılabiliyor. Ee, bunlar belli sıvıları birleştirilerek yapılabiliyor. Tabi bulamadım şu anda neyle elde edildiğini ama. Ee, sıvı daha doğrusu gaz birleştirerek elde etmek bir yol olsa da çok mantıklı bir yol değil şu anda bizim için. Daha mantıklısı bu. Industrial Centrifuge kullanarak Platinum'u direkt iki tane Regium Nugget'a dönüştürebiliyoruz. Nugget kulağa çok kötü gelse de başka bir yolumuz yok. Başka bir yolumuz yok. Şimdi ama Platinum da nadir şeylerden. Baktığımızda Platinum'umuz da çok fazla yok. 11 tane var diye görüyoruz. Ama o kadar problem değil. Çünkü Platinum'u da elde etmenin yolu var. Bakınca Platinum'u da İstersek gördüğünüz gibi Beryllium ve Wolfram birleştirerek elde edebiliyoruz. Fusion Control Computer'da tabii ki öyle bir seçeneğimiz yok şu an. Ama daha iyisi Nikel bize Platinum veriyor. Ve biliyoruz ki Nikel'i direkt Ore Miner'a toplatabiliyoruz. Yani kısacası Nikel'i Iridium'a dönüştürebiliriz. Ki bizde buradan Nikel kaç tane var? 63 tane var. Kulağa çok çok fazla gelmiyor. Evet ama Burada da daha fazlası olması lazım. Yoksa da toplatabiliyoruz demek oluyor bu. Yani. <laughs> Bana sorarsanız en iyi yolu bu. Yapmaya başlayalım. Onların olması tabii ki açık bir şekilde uzun sürecek adetin yavaşlığından dolayı. Ben de o zamana kadar ee, diğer malzemeleri hazırladım. Öncelikle iki tane machine frame gerekiyor. Bu machine frame'in malzemelerinin neredeyse tamamını asıl zor olanları zaten biz geçen bölümlerde hazırlamıştık. Bu bölüm sadece yapması kalmıştı koro metanium zor olan şeyler derken onlardan bahsediyordum. Yani kısacası bu arkadaşları direkt e, üretebiliriz demek oluyor bu da. Hemen şöyle yapınca iki tane highly advanced machine frame'imiz hazır. E, yapacağımız en zor şeylerden biri buydu. E, bir de şunlar var. Bunlar aslında çok zor değil. Sadece iridium sorun dediğim gibi iridium dışında çok büyük bir sıkıntımız yok. Ben hemen birazcık daha advanced alloy yapacağım. Toplam 8 tane daha gerekecek yanılmıyorsam. Aynen öyle. Ondan sonra başka da bir şey yok. Pekala iridiumlar hazır. Ee, diamondları da hazırladım. Şimdi bunlarla iki tane. Hep bunları yanlış yapıyorum. Ya. Hmm. Iridium alloy ingot yaptık. Daha sonra bunları eğer implosion kompresora koyarsak bize iki tane iridium alloy plate verecektir. Ne yazık ki bunlar TNT harcıyor çok fazla ama e, şimdi TNT'miz var görevden gelen. Bunlar bitince TNT yapmamız gerekecek tabii ki ama yani şimdilik Endişelenmemize gerek yok. Iridium alloy plate'imiz oldu iki tane. Böylelikle. O zaman geriye ne kaldı biliyor musunuz? Highly advanced... E, ...şeyleri de yaptık, machine frame'leri de yaptık. Ki, eder yapması çok kolay. Electronic circuit, machine casing... ...machine frame daha doğrusu... ...ve tritef. Bedava sayılır bunlar, anında yapılır. Tek sorun şunlar kaldı. Bunların için e, iridium alloy plate'leri yaptık. Advanced electronic circuit'ları yaptık. İki tane tungstenin var mı bir bakalım. Eğer o yoksa o biraz uğraştırabilir. Eğer o varsa o da çok kolay. İki tane var. O zaman artık tek ihtiyacımız olan şey lapotron kristaller kaldı. O zaman hadi 10 tane lapotron kristal yapalım. 10 tane gerekiyor çünkü bunlar için 2 tane ve bu arkadaş için de 8 tane. Yani 10 tane enerji kristal, yani 10 tane triple battery 10 tane bundan yaparak başlayalım. 1, 2, Ops bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. seni kapatmamız lazım. Yoksa bunları şarj ediyor. Şimdi bunu, bunu yapmanın üretmenin en sinir bozucu yanı bu arkadaşların steklenmemesi. O yüzden en gıcık olan şey bu. Hiç şarj etmeseniz de steklenmiyor bu arkadaşlar. Direkt elimizle yapmak zorundayız teker teker. Bunlardan 30 tane. <laughs> Şimdi bir sıra 3, 6, 9 blok. Yani bir sıra artı bir blok yaparsak tam 10 olmuş oluyor. Tamam. O şekilde yapacağız. Daha sonra double battery yapacağız bunları. Ve bunların hepsi artık triple battery. hu Tamam. Şimdi hepsi triple battery olduğuna göre şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini ee, enerji kristal dönüştüreceğiz. Enerji kristal dönüştürmesi de oldukça basit her birine enerji kristal yapıyoruz. Hepsine. Bunları üretmeyi en sona bırakmamın nedeni buydu. Çünkü e, steklenmiyorlar ve steklenmemeleri üretmeyi, herhangi bir şey üretmeyi çok gıcık bir hale getiriyor gerçekten bunlarla. Ve böylelikle 10 tane enerji kristalimiz oldu. Daha sonra bu enerji kristallerini Lapotron kristale dönüştüreceğiz. Ve onun içinde direkt böyle yapıyoruz. Bam. Süper. 10 tane Lapotron kristal oldu. Daha sonra bu Lapotron kristalleri diziyorum. Ve ortasına bir tane Iridium Alloy. Bu bize Lapotronik Enerji Orb verdi. 400 milyon RF depoluyor. Düşünsenize. <laughs> Bizim bu alet zaten 100 milyon depoluyor. Kocaman blok. Hmm. İki tane Lapotron kristalimiz kaldı. Bununla da Energy Flow Circuit yapacağız. Hemen yapalım. Bam. Energy Flow Circuit ve Lapotronic enerji Orb'umuz hazır. Bunlar da hazır. Bu da demek oluyor ki iki tane Extractor kaldı geriye sadece. Birazcık demir alalım. Ben bir hemen iki tane Block of Iron'ı şey yapacağım. Alacağım ve çantamdaki demirleri de full dolu görmek istiyorum. Bunlar bir ola dursun. Ve şu anda bitirmiş olmamız lazım. Bunları da buraya attık. Bunlarla iki tane extractor yaparız. Dediğim gibi extractor yapması inanılmaz ucuz ya. <laughs> Ve Matter Fabricator. Nothing's the matter now that I have the matter fabricator. Güzel ya. Tamam. Düşündüğümden yine daha kolay oldu. Dediğim gibi sadece şu krom ve titanyum çok çok zor oldu. Onun dışında geri kalanı yani kabul edilebilir bir hızda bitirildi. İki tane de yu metre bedavaya veriyormuş bize. Harika. Şimdi bu arkadaşa enerji bağlayacağız. Muhtemelen bütün enerjimizi yok edecek. Fakat yine de bir test edelim. Burayı da output yapacağım ve bunu buraya koyacağım. Ve bu bütün enerjimizi sömürecek tahminen. Ne kadar enerji depoluyor bilmiyorum. 40 milyon depoluyormuş. Yani yarısını direkt sömürecek bunun. Ama çalışacak. Tamam. Bunu direkt buraya koymamın nedeni de o zaten. Böylelikle e, ekstra enerji alabiliriz. Şu anda bu aletin 300'ü de buna bağlı sayıdır. Hem bu yüzü bağlı hem alttan ve yandan gelen kabloların birleşimi de buna bağlı. Yani bayağı bir enerji sömürüyor. Sorun değil ama. Zaten enerjisine ihtiyacımız olacak bunun kullanımına. Bu şarj olabilirsiniz. Ol Peki bu arkadaş çalışmak için ne ister? Ee, tabii ki scrap istiyor. Scrap yapmak için de bizim hemen şurada recyclerimiz var. Recycler'ın içine bir şey atacağız ve recycler bize scrap yapacak. Olay bu. Ee, ve daha sonra scrap'i de o alette kullanacağız. Şimdi bizde scrap kaç tane var? Sadece 5 tane var. Ve bildiğim kadarıyla bir dakika. Hatta direkt internetten bakalım. Evet. Scrap'lerin tanesi %2 yuyumet üretiyor. Yani 50 tane scrap bize bir tane UU meter sağlayacak. Bayağı <laughs> iç bir rakam değil açıkçası. Kaç tane UU meter gerekecek bize bilmiyorum. Fakat e, bu recycler'ın devamlı çalışmasını sağlayacak bir sistem yapsak hiç fena olmaz şu noktadan sonra. Buna devamlı cobblestone verip bir cobblestone generator aracılığıyla ona bakacağız tamam. Ondan önce biz bir şeye bakalım. Bunu yaptığımıza göre artık biz... Void or Miner Tier 4 yapabiliyoruz. Şimdi Void Miner bir bakalım tier 4 için neye ihtiyacımız var. Evet. Ee, tier 3'e ihtiyacımız var tabii ki onu biliyoruz. Bu Block of Quartz Enriched Iron bu kolay. Bayağı kolay hatta. Yani Nether Quartz Refined Iron Sludge ve Molten Lumium. Yapılır. Çok çok kolay değil ama yapılır. Daha önce yaptığımız bir şey problem değil. Pyro Dust. Bu arkadaşlar Red Garnet Dust'ı Sentrifüjden geçirince oluyor. Hmm. Onun dışında da bir şey yok. Bu kolay. Bu bayağı kolay. Cidden çok kolay bu. Ama zaten geçenlerde de or miner kontrollerin kendisini yapmakta değil, bunları yapmakta zorlan zorlanmıştık. Ee, structure frame. Structure frame tier 4 lazım bize. Ve bunların her biri için bir tane yoyo meter lazım. Evet işte. Şimdi zor kısmı anlamış olduk. Şimdi ee, bu da demek oluyor ki 56 tane gerekecek bize. Yani 56 tane yuyu metre ihtiyacımız var. İnanın veya inanmayın. 56 tane yuyu metre gerekiyor ve bu da ee, demek oluyor ki 50 tane scrap'ten de bir tane yuyu metre çıkıyor. Yani bize binlerce scrap lazım. O kadar fazla scrap lazım ki. Kısacası şu anda bizim bir cobblestone generator yapıp bunun üstüne koymamız şart. Çünkü başka türlü mümkün değil. Ki scrap elde etmenin başka bir yolu da yok. Sadece bu var. Yani çok fazla de yok. Evet. Şimdi içine koyayım bunları size göstereyim. Direkt bunların hepsini sömürüyor ve bu kadar. Bunlardan 50 tane yerleştirdiğimiz zaman da bize üreteceğimiz şeyi üretecek. Eee... bildiğim kadarıyla recycler'ın içine ne koyduğumuz fark etmiyor. Fakat yanılıyor olabilirim o konuda. Yanılıyorsam düzeltin lütfen beni. İşin kötü yanı şu anda bizim doğru düzgün bir cobblestone generator'ımız yok. Bildiğim kadarıyla. Eğer varsa lütfen bana söyleyin. Benim bildiğim tek iyi olan e, klasik yine şey. Bu arkadaş. Ignis Extruder. Yani bunu yapmaya çalışacağız galiba. Aklıma başkası gelmiyor. Cobblestone generator olarak çalışacak. E, eğer sizin daha iyi bir fikriniz varsa lütfen söyleyin yorumlarda. Bu mod paketinde başka bir cobblestone generator var mı bilmiyorum ben çünkü. Gerçi bir dakika. ekstra ee, utilities var. Bununla da yapabiliriz değil mi? Şimdi biraz daha modlara bakınca şu anda pakette olan aklıma geldi evet. Extra utilities de daha kolay olur ya. Hani sadece transfer pipe yapması biraz sinir bozucu çünkü ladder gerekecek fakat onun dışında sorun değil. Zaten varmış bizde bir tane. Uuu dur. Çok iyi. Tamam. Dur 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 O zaman ihtiyacımız olan tek şey upgrade mining. Allows mining of cobblestone and pumping water diyor değil mi? Aynen. Ve bunun içinde bir tane upgrade base ve golden pickaxe ihtiyacımız var. Upgrade base için de sadece weight pressure plate. Yani birazcık gold. Ve ihtiyacımız olan tek şey bu. Birazcık da stick alacağım. İki tane ve bunlarla kendimize bir golden pickaxe yapacağız. Bir tane de şundan yapacağız. Süper. Şundan mı yapsak diyordum. Bunu e, geçen bölüm şeyde yapmıştım. Fena değil bu barrel'lar. Yani şunlardan kesinlikle daha iyi. Ama gerek yok ya bunda pahalıymış biraz. Şimdi artık bunu yaptığımıza göre bu arkadaş bir cobblestone generator görevi görebiliyor. Tek ihtiyacımız olan bir tane lav ve bir tane su. Şimdi bunu nereye koyacağız? Açıkçası bu recycler'ı başka bir yere alsak. Recycler'ı da matter fabricator'ı da aşağı katta bir yer hazırlayıp oraya alsak çok çok daha iyi olur. Evet biliyorum farkındayım ama. Ee, şimdilik öyle yapmayacağım. Şimdilik ben kendim rastgele bir yere yerleştireceğim bunları. Ee, daha sonra bunları başka bir yere alırız diyeyim. Şu anda sadece ne kadar iyi çalışıyor diye bir test etmek istiyorum. Düzgün çalışıyor mu diye. Başka hiçbir şey istemiyorum. O yüzden birazcık daha tembelce bir şey yapacağız yani böyle. Ve gördüğünüz gibi artık bu bir cable generator. Tabii ki hızlı e, hızı çok fazla değil. Cable değildi bu. Item Item uh, Transfer Evet tamam <laughs> uh, Buraya gelmiyor Üstten mi bağlamam lazım Hmm uh. Peki. Bu içine eşya mı kabul etmiyor acaba recycler? Kabul ediyor olması lazım ama. Şöyle yapsam daha sonra hopper var mı fazladan? Yok. Şimdilik şuradakini alabilirim bence. Bir test etmek için. Evet, recycler direkt içine eşya almıyor gibi. Ha. Aleti döndürmeyi falan da denedim. Herhangi bir şekilde içine eşya koyamıyorum bunun. Nedenini bilmiyorum. Eğer yorumlarda bir şey bilen varsa bana söyleyebilir. Dediğinize göre bir şeyler yaparım. Şu anda hiçbir fikrim yok direkt. Ee, niyeyse Niye ise bu aletlerin içine herhangi bir şeyle eşya yerleştiremiyormuşum gibi görünüyor. Nedenini bilmiyorum dediğim gibi. Otomatikleştirsek çok iyi olurdu scrap üretimini ama olmuyor. Hani e, ee, laser relaylerle bir deneyebiliriz. Çünkü fazladan laser relayim var zaten ama çok emin değilim bunun da işe yarayacağını açıkçası. Direkt niyeyse herhangi bir hiçbir yüzünden kabul etmiyor ya. Bunu döndürmeyi de denedim. Döndürünce de içine almıyor herhangi bir şekilde şeyi. Ee, cobblestone veya herhangi bir başka bir aleti. Yani o konuda hiçbir fikrim yok gerçekten. Mesela şuradan şu drover'ı bir alalım. Ve bu arkadaşları item laser ile yapacağız. Aa, ama şey de gerekecek bize. Interface de gerekecek. Öf. Item interface diyelim. Aa, laser interface. Hmm. Evet biraz uğraştırıcı. Bir deneyelim ama bir deneyelim. Ee, üşenmeden bir deneyelim çünkü denemek istiyorum. Tamam. Tamam. Sandık gerekiyor. Tamamdır. Şimdilik bir ee, ups. Şimdilik bir hopper'la deneyelim. Hopper ile yoksa eğer olursa kendi hopper yapacağım. Yani önemli değil. Herhangi bir önemi yok. Bunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Buraya range ile tıklayalım. Daha sonra ben hemen geri yukarı çıkayım. Hopper yukarı ve de bu ranch diyelim. Ah! Yok. Herhangi bir alette içine eşya koyamıyoruz onun. Bir çeşit upgrade falan mı var acaba içine eşya koymamızı sağlayan otomatik? Çünkü hani sistemde bir sıkıntı yok. Mesela buraya bir sandık koyarsan buraya cobblestone geliyor. Mantıkla o da gitmesi lazım eğer kabul ediyorsa. Fakat direkt eşyaları kabul etmiyor blok. Bir tek reborn diyelim. Herhangi bir upgrade benzeri bir aletçik var mı acaba? eşya kabul etmesini sağlayan Transformer upgrade yok ya alakası yok ki hmm. wikisinde de herhangi bir şey göremedim bu konuyla ilgili eşya kabul etme durumuyla ilgili bir şey yazılmamış yani bilmiyorum direkt Eğer bir fikri olan varsa dediğim gibi yorumlara bakacağım fakat eğer bir fikri olan yoksa şimdilik bunların içine otomatik olarak eşya koyamıyorum gibi görünüyor. Ne yaparsam yapayım ki çok üzücü bir şey. Bu işimizi o kadar zorlaştıracak ki. O kadar söylendim ama buldum. Ee, burada direkt Configure Slots denen bir şey var. Ve bu Configure Slots direkt üstüne tıklayınca hangi yüzden kabul edeceğini söylüyor. Yani Evet. Ee, kısacası var otomatikleştirmenin bir yolu dediğimiz gibi var ve <laughs> yorumlara da yazan bir sürü kişi olacak şimdi ben yardım istediğim için tahminen ama kendim buldum biraz daha uğraşınca bloklarda niyeyse mesela atıyorum herhangi bir aletin wiki sayfasına yazmamışlar bunu ilginç bir şekilde bilmiyorum niye yazmadılar yazsalar çok daha güzel olurdu ama her neyse tamam yaptık sonuçta şu anda önemli değil Şimdi şöyle yapacağım ben. Ee, bunu artık öğrendiğimize göre. Buradan şunları alacağız. Ve lav ve suyu koymazsanız bu direkt şey yapmıyor. Kabustan üretmiyor. Biz bu recycler'ı farklı bir yere koyacağız. Farklı bir yer dediğim çok çok uzak bir yer olmayacak. Şunları şimdi alalım biz. Her neyse. Bunları meter fabricator'a atalım. Bir tane yuyu meter'ımız oldu bakın. Yay! <laughs> 50 tane falan kaldı oley. Ee, bu recycler'ı hemen alacağız. Ranch ile. Ve zemine yerleştireceğiz. Tamam. Recycler artık burada. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hemen kendime bir adet daha hopper yapacağım. Hopper yapması birazcık sinir bozucu. Evet. Iron plate'im var mı benim? Var. Bir tane sandığa ihtiyacım var sadece. Chest var mı burada? yok. Ha çantamda var tamam. O zaman hemen bir kendimize hopper yapalım. Şunu bir hopping şey yapalım. Bunu otomatikleştirmek istiyorum şimdi ben. İstiyorum ki recycler durmadan bir şeyleri recycle'lasın ve bunun içinden çıkan scrap'ler burada otomatik olarak yuyu metre dönüşsün. Çünkü ben ee, bölümde direkt oyunu açık bırakacağım. Bir sürü yuyu metre birikecek ve bir dahaki bölüm bir sürü yuyu biriktiği için direkt miner'ımızı geliştirebileceğiz. Amacımız o. Oyunu açık bıraktığımda oyunun kendi kendine istediğim şeyleri üretmesini istiyorum ben. Şu anki görüntüsü çok hoşunuza gitmeyebilir sistemin ama <laughs> her neyse değil mi? Ee, kabloyu buradan çekeceğim çünkü arkasından zaten enerji bağlanıyor ve ee, evet başka bir çekeceğimiz yer yok şu an. Tamam. Aşağıdan bir yerden e, cobblestone generator yapacağım. Onu şu anda kafamıza takmamıza gerek yok. Hatta direkt aşağı inelim yapalım. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Şununla bir şöyle yapacağız bunları. Güzel. Tamamdır. Bunu da şimdilik şuradan bağlamam gerekiyor. Ya da direkt tepesinden bağlayalım. Ve e, configure slots diyelim ve bunu direkt tepesinden alsın. Tamam. Ve daha sonra aşağı inelim. Güzel. Şunları kırabilirim artık. Buraya bir kendimize hemen minik bir cobblestone generator yapacağız. Tam üstüne denk gelmesini istiyorum. Aynen. Ee, cobblestone. Ayrıca normalde cobblestone generator böyle yapılmıyor. Yaparsanız direkt olmaz. sadece bu alet böyle çalışıyor. Unutmayın. İstemsiz yere obsidian falan elde etmeyin. Değil mi? Pekala. Daha sonra buna da diyeceğiz ki sen bunu sağ tarafından al. Dedik. Ve bu arkadaşa bu upgrade'i koyduk. Hah. Güzel. Sonradan speed upgrade yerleştiririz buna. Speed upgrade yerleştirince bu çok daha hızlı bir şekilde kazacakları kablosu Yani hızı konusunda endişe etmenize gerek yok şu anda. Buraları geri kapatabiliriz. Ondan sonra bu arkadaşın altına hopping item interface koyuyoruz. Bam. Ve buraya olan bağlantısını kesmemiz lazım bunun. Süper. Ee, tamam. Şunu bir alalım. Daha sonra buraya da item laser ile yerleştiriyoruz. Ve laser range sağ tıkladık. Şimdi buradan çıkacağız. Ve de buraya sağ tıklayacağız. Ve içinde onun birazcık kabuston gitmiş olabilir. Çünkü bir süre şey olmuştu. Gerçi yok gitmedi galiba. Buraya bir eşya gelmedi de göre gitmemiş evet. Neden scrapler gelmiyor? Çünkü bunun şu yüzünü de ayarlamamız lazım. Bunun altından vermesi gerektiğini. alt Out, output diyeceğiz ve. Bu yüzüne output dedik. Daha sonra bunlar buraya geldi ve. Görüldüğü gibi artık scrapler otomatik olarak buraya geliyor. Ve burada otomatik olarak yuyumeter oluşmaya devam edecek. Şu anda iki tane var. Yakında bir tane daha gelir. Şimdi bir de bize speed upgrade gerekecektir. Speed upgrade yapması da oldukça kolay. Bir tane upgrade base, bir tane gold ingot ve bir tane de block of redstone demek oluyor bu. Yani oldukça kolay. Hemen bir kendimize gold alalım ve şuraları kapatalım. Zaten bir sürü alet yapıp duruyoruz. Burayı da kapatacak bir tane daha alet yaparız. Burası şimdilik böyle kalacak. Özür dilerim. <laughs> Bundan ne kadar nefret ettiğinizi biliyorum etrafı düzenledikten sonra böyle bir şey olmasına ama. Evet. Ee, cover yapabiliyor muyum? Cover yapalım. Cutting tool. Cutting tool. Ee, quartz enriched iron mı istiyor? Aa, hiç uğraşamam. <laughs> Hayır. Ee, başka herhangi bir cover var mı? Yok. Stone cover. Ne istiyor? Iron Nugget. Combine with a block to create covers. Tamam. Bu çalışacak mı bununla acaba? Ee, yok. Ups. Onu bir geri koyalım oraya. Hmm. Bunlarla çalışmıyor ne yazık ki bu. Ee, yani çok burayı kapatmak için yapabileceğim bir şey yok galiba. Evet. Ama burayı kapatabilirim. <gülüyor> Yay! <gülüyor> Oley. Tamam. Her neyse ya. Şimdilik böyle tamam mı? Kabul etmeniz gerekecek. Ne kadar speed upgrade yaparsak o kadar hızlı biter işimiz. Bir sürü yapalım. mı? Evet güzel bir mantık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim enerjimiz ne kadar yetecek? Şu anda ürettiğimiz enerji. Çünkü bu arkadaş öküz gibi enerji harcıyor. Ve bakın enerjimiz şimdiden azalıyor. Şu anki ürettiğimiz scrap miktarıyla bile. O yüzden bu speed upgrade'leri çok fazla abartmamak daha mantıklı o bakımdan. Çünkü bize sıkıntı çıkarabilirler gördüğünüz gibi. ama yani evet bir tane de yerleştirsek fena olmaz açıkçası. Bakalım şimdi. Evet, yeterince hızlı direkt. Gayet hızlı. Süper. Süper süper süper. Tamam. Ve böylelikle artık bu arkadaş bize otomatik olarak YU meter üretiyor. Tamam? Gayet iyi oldu bence YU meter sistemimiz. Ben şeye karar verdim ayrıca. Merak etmeyin bu böyle kalmayacak. Bir sonraki bölüm bunu birkaç blok daha aşağı alacağım. Bu direkt bizim bodrumumuzda duracak direkt hani. Hiç görünmeyecek. Çünkü Açıkçası Recycler'ın bize devamlı olarak görünmesinin bir mantığı yok zaten. Gerçekten yok. Çünkü hani kontrol etmem gereken bir şey yok Recycler'da. Bu arkadaşla kontrol etmem gereken bir şey var. Bu da dışarıda zaten. Bunu direkt aşağıda bir yere atabiliriz. Hatta atalım direkt. Ops. Ee, cobblestone beklemiyordum. Hmm. Şey mi bağlandı ona yine? Yo hadi um. Ha dur yanlış yaptık tamam Bu yüz sadece buradan input Bu yüz de sadece şuradan output verecek Tamam Scrapler gitmiyor Çünkü gidecekleri bir yer yok galiba şu an. Şu arkadaşın içine Cabooston gitmişti. Hmm. Bir bakalım başka scrap gelecek mi? Eğer başka scrap gelirse, evet geliyor scraplar ya. Tamam. Yani artık buraları kapatabiliriz. Bu arkadaş da yer altından çalışmaya devam edecek. Onu görmemiz için bir neden yok dediğim gibi. Tamam, daha iyi oldu. ha. <laughs> Ve artık otomatik olarak UU Meter üretiyoruz. Şimdi UU Meter tabii ki ne kadar yapmamız gereken en zor şey olsa da bir sonraki seviye miner yapmak için. Tek gereken şey o değil. Structure Frame'in diğer seviyeleri için. Aynı zamanda bize Phosphorus e, Dust da gerekiyor. Bir de Structure Frame Tier 3 gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz 4'ü yaparken 56 tane gerekecek Structure Frame. Fakat biz zaten 3. seviyesini yaparken eğer bulabilirsem görevi. 56 tane yaptık. Yani onlardan daha fazla üretmemize direkt gerek yok işinin yanı. Ama aynı zamanda da e, onları görmezden gelebiliriz yani onu yaparken. Tek ihtiyacımız olan şey connector ve phosphorus dust demek oluyor bu. Connector yapması çok kolay sadece redstone ve demir onlar çok kolay toplanır. Phosphorus dust birazcık daha sinir bozucu çünkü appetite'den çıkıyor sadece. Başka hiçbir şeyden çıkmıyor diye biliyorum sadece bizim bol bol appetite toplamamız lazım. Ben e, light blue laser lens yapacağım şimdi hemen ve appetite toplamaya başlayacağız. Laser lens bir tane daha şey yapalım. Clear laser lens ve light blue yapacağız. Değil mi? Appetite için. Aynen, light blue. Güzel. Evet, ben e, zaten dediğim gibi oyunu açık bırakacağım uzun süreler, sürelerde ve zaten bizde birazcık de birikmiş olması lazım, bir miktar çok çok fazla olmasa da. oyunu açık bırakacağım, hem Appetite birikecek hem de şey birikecek, e, u Yuyu meter birikecek ve o ikisi de birikince geriye açıkçası fazla bir şey kalmıyor. Gerçekten kalmıyor, başka yapmamız gereken. E, bu White Laser Lens'i de sisteme bırakırım. Onun dışında 56 tane Structure Panel istiyor ki biz bilin bakalım kaç tane Structure Panel yaptık bir önceki seviyede. 52 tane. Yani sadece 4 tane daha Structure Panel yapacağım. 4 tane daha yaparım problem değil. Laser Core ve len Lensler de zaten gayet basit. Ve şeyin basit olduğunu da söyledik zaten. Orminer Controller'ı. Muhtemelen bir sonraki bölüm Tier 4'e geçeceğiz yani. Demek oluyor bu. Tamam. Oldukça kolay. Şu anda tek yapmamız gereken oyunu açık bırakmak bir süre. Geri kalanı basit iş. Ne yazık ki işte dediğim gibi şu fosforuslardan o kadar fazla istiyor ki o kadar fazla gerekecek ki bize 4 stek falan gerekecek ki fosforuslardan 4 stek gerekecek diye düşünürsek ve appetite orların tanesinden yarım çıktığını düşünürsek bize 8 stek appetite or lazım. 8 stek. Bizde kaç tane var? 1 Şunlarla beraber 2 3. 3 stack appetite'ımız var. Ve bize 8 stack gerekiyor. Burada var mı bilmiyorum ama. Yani pek yok. Evet. Tamam. Onu biraz bekleyeceğiz. Yani bekleyeceğiz şu an. Çok yapacak bir şey yok. Kaderin bir cilvesi değil mi? Yuyu çok daha çabuk birikecek tahminen onlardan ama. Düşündüğümden çabuk geliyor yuyu meter Tamam. O zaman bu bölüm burada bitirelim. Bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkürler. Videoyu beğenmenin, yorum yapmanın ve paylaşmanın kanala gerçekten çok yararı oluyor. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Bir sonraki bölüm... Bir dakika. Ne yapıyorsun sen ya? Villager canı sıkılmış ne yapıyor ya? O villager birincisi nereden geldi? Niye benim tarlamı sabote ediyor? Gel sen buraya. Hiç beklemezdim çok şaşırdım ya. Arkadaş hasta mısın sen ya gel. Kaç tane şey kırmış bir de. <laughs> Psikopat ya. Hayret bir şey. Peki villager oraya yerleştirdik her neyse tamam. <laughs> ay ay. Peki. Böyle bitirelim o zaman tamam artık. Bay bay.